Umarım bu sefer pilavım su tadı olmaz. Normal suyla yapıyorum. Tavuk suyuyla yapmıyorum. Diyeceksiniz şimdi Selam sabah yok. Video açmayı unutmuşum. Unutmuşum da değil, bir de telefonla görüşüyordum teyzemle. Ondan dolayı pilavın ağzını kapatacağım. Bu akşam tavuk sote yapıyorum. Ama nasıl bir tavuk sote? Şu kapıyı kapatın, yemek kokusu gelmesin. Çocuklar. Pilavımı attım ocağa öncelikle. Normal şehriyeli pirinç pilavı. Standart. Standartımızı yapıyorum. Bunu geçen akşam arkadaşım Ceren yapmıştı. Daha farklı yapmıştı. Sıvı yağımızı koyalım. Damla. Yani. Yağımızın üzerine böyle tavuklarımızı koyuyorum. O burada biraz sotelensin kendi başına. Ben ne yapıyorum burada? Bugün kamera açımızı değiştirdik. Burada yine başka yemeklerim var. Göktuğ Aslıoğlu diye çorba falan yapmıştım. Biberlerimiz var. Yeşil ve kırmızı biberlerimiz. Küçük doğramıyoruz kesinlikle. Pilavın altını kısayım. Porsiyonluk yemek yapacağım böyle pilavın yanına. Biraz şöyle şu görseli izleyelim. Bugün biraz Göktuğ'yla ilgilendiğim için ama Göktuğ'u iyi ettim mi diyeyim. İyi yani, çok şükür. Meyve falan daldım ya. Yüzüme renk geldi. Biberlerimi doğruyorum. Yemek yaparken şu seslere bayılıyorum yani. Bu tavamı da böyle, tavama ne deniyor buna? Bu seviyorum, sevdim yani. Buna böyle. Bu yemeğin bunda çok hayal ettim, güzel olacağına inandım. Birazcık her tarafı şey olsun. Biberlerimi de ilave edeceğim. Yeşil soğanlarım var. Özellikle yeşil soğanlarımın yaprak kısmını, şu buraları değil. Buraları da salata yapalım. Böyle geniş olduğu için şunlara hiç yağ sıçramadı.
Yeşil puanlar da pırasa gibi olmuş ha, büyümüş de. Biraz soğuklar iri olmuş ama olsun. Lezzet çöllerine renkler ilave ediyor. Kırmızı toz biber ve köri ilave ediyorum. Ayrıca kekik. Kekik. Böyle iri olanları da taşıyın ucuyla, artık pişmeye başladığı için kesebiliyorum. Burada böyle salatalı yapacağım. Yemeğin son demleri. Şöyle baktım bunu. Şuraları şöyle toplamak geldi. Domates koymadım yemeğime, soteme. Pilavım oldu. Pilavım bu sefer güzel oldu. Demek ki o tavuğun suyunda işi yok. Demek ki. Hem de yağlı olsun diye şey tarafını almıştım. Kalça. Demek ki olmadı. Ben yine tahtayı bıraktım değil mi?
tatlıda yapana kadar daha kolay geliyor sanki bana böyle. Bu salata da hep böyle doğruyorum ben, niye bilmiyorum. Daha yakıştırıyorum böyle. Sumak. Düştü. Sumak, nar ekşisi, yağ, tuz, limon. Bakalım gelelim buraya. Ne olmuş buralar? Artık olan olmuş, pişmiş yani. Salatamı yapana kadar biraz altını kısmıştım. Sunumda görüşürüz. Evet, sunumda görüşürüz demiştik ve sunumdayım. Pilavım, yeşil soğanlı sotem ve enfes salatamla birlikte. Ümit bana bakıyor. Ve Ümit'i neden hemen çağırdım? Üzerini değiştiriyordu. Koş koş gel dedim. Hı-hı. Şuradan kablo görünüyor. Dur, deme. Pilavın tadına bakar mısın? Aman ne güzel iyi görünüyor bu böyle. Ya pilavın tadına bak. Geçen de pilav canımı çok sıktı. Niye? Su tadı nasıl olur benim pilavımda? Su tadı değil, kokuyor kokuyor, su kokuyordu. Su tadı? Tavuk kokuyordu ama tavuktan olabilir belki, bilmiyorum. Ay ben bilmiyorum yani, ben tavuk su kokusu suyu yarattım. Su kokusu olur ya böyle, su kokusu. Ya ben de fark ettim, doğru söylüyorsun. Bunu normal suyla yaptım. O tavukla mı alakalıydı, neydi bilmiyorum. Olabilir belki, tavuk bozuktu. Çamaşır suyuyla yıkamışlardı belki. Ya Ümit. Yer ne yapmış? Ya niye tavuk yiyorsun, pilavı ye boyuna tadına. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Pilav. Bu tarifler için Göktuğ Gürel kanalına teşekkür ederiz. Benim parmağım niye böyle düz durmuyor? Sen yap. Benim parmağım düz durmuyor. Kıkırdakların kırılmış. Allah Allah. Pilavda sorun yok. Teşekkür ederim. Göktuğ Gürel tavsiye ederim. Yemin ederim sen çocuklara vermedin daha pilav. Güzel lezzet. Ellerine sağlık. Çorba verdim. Devam sağlık. Edeceğim. Ellerine sağlık. Sevilay Hanım, Göktuğ Gürel kanalında. Yani demek ki benim pilavımda sorun yokmuş. Reklam reklam. O anda o mezuniyetin karamboline gelmiş. Yok, güzel bir sorun yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bizimle kalın. Göktuğcuğumu göstereceğim. Ufak bir kare. Göktuğ! Gel. Göktuğ baya baya iyi. Başın ağrıyor mu? Biraz kendine geldi, hemen bilgisayar oynadı. Şimdi başın ağrıyor değil mi yine? Oynama dedim sana. Hani böyle bir yere bakınca başınız döner, mideniz bulanır ya hasta olurken. Bugün dedim bir dinlen. Yapmadı. Şimdi hemen yemek yiyecek. Ondan sonra ilaçlarını. Kapanışı sen yap. Aa, bu arada dükkana Yazel geldi. Bilgisayarlarını getirdiler. Sen hastasın diye görüşemediniz. Tamam. Tamam, kapanışı yap. Kanalımıza abone olmayın. Yüksek yüksek, böyle ben abone olmam. Kanalımıza abone olmayın. Yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bizimle kalın. Allah'a emanet olun.